Yani böyle girişiyle, müziğiyle bir Beyaz Şov havası yok değil, değil mi abi? Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten çok etkileyici. Ben büyük havaya girdim. Yani çok heyecanlandım. Amacım da oydu ya. Bir Yüce Yani Zeyi de beyaz havaya görsek soktuysak. kıskanırdı. Beyaz görsek büyük kıskanırdı diye düşünüyorum şu anda. Yüce çok teşekkür ederim. Sağ ol. Senin ne kadar Eline sağlık. koşturmacalı bir hayatın olduğunu biliyorum ben. Önce bir müsaade edersen hani çok kısa bir Estağfurullah. senin özgeçmişinle ilgili belki ekranlarda ilk defa görenler vardır. Mesela benim oğlum seni isim olarak biliyor. Yani hepsi burada çok yakından biliyor. Bizim alışveriş yaptığımız bir dükkan olduğu için, online bir dükkan olduğu için ama seni ekranda ilk defa görüyor. Arkadaşlarına da duyurdu bu arada. Babam bu akşam Hepsi Burada'nın işte pazarlama yöneticisini konuk edecekmiş, mutlaka izleyin falan diye. Şimdi senin Süper. yaklaşık böyle bir 15-20 senelik hem akademisyen geçmişin hem yazar geçmişin hem de pazarlama geçmişin var. Önce işte geleneksel markalardan yavaş yavaş dijital markalara doğru yol aldın. Şimdi de eğer yanlış bilmiyorsam yaklaşık 120 kişilik bir ekibi yönettiğin, yani içinde performans pazarlaması olan geleneksel pazar, artık geleneksel pazarlama diye pek bir şey kalmadı ama pazarlamanın tamamı, iletişimi vesairesini yönettiğin bir pozisyonun var. CMO pozisyonu. Onu da belki açmakta fayda var. Bazı kişilerin aşina olmadığı bir isim olabilir. Chief Marketing Officer diyoruz. Onu da ben Türkçe'ye işte pazarlamadan sorumlu ve pazarlama fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çeviriyorum. Yanlış bir şey söylememiş olurum, değil mi? Birebir doğru. Gayet keyifle takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii uzaktan çalışma deyince bizim pek çoğumuzun aslında yavaş yavaş tecrübe ettiği, deneyimlediği bir süreç bu. Belki senin de o son bir ayda, son 1,5 ayda deneyimlediklerinle ilgili anlatmak istediklerin olabilir. Bir oradan başlayalım. Nasıl gidiyor? Yani gerçekten uzaktan çalışabiliyor musun? Uzaktan ekip yönetimi nasıl sürüyor? Günde kaç saat çalışıyorsun diye oradan başlayayım. Ardından zaten değişen tüketici alışkanlıkları, yeni normal falan diye devam ederiz abi. Süper. Yani aslında şu anda herkes gibi yani bizler de uzaktan çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tip şeyler biraz daha evrimsel değil, daha devrimsel olduğu zaman insanlar bence daha doğru ve daha kaliteli adapte oluyor. Yani sonuçta korona bir paradigma değişimi oldu bizim için. O paradigma değişimi olunca ve herkes evde oturunca zaten el mecbur uzaktan çalışmaya el atmak zorunda oluyor. Normal tempomuzdan herkes de bunu söylüyor. Normal tempomuzdan daha yoğun bir tempo oluyor. Neden bu söyleniyor ve neden böyle bir şey var? Aslında bence insanlar tabii ki fiziksel ortamlarda çalışırken bazı deneyimledikleri pratikler var. Yani kafasını kaldırıp gidip ayaküstü muhabbeti vesairesi. Yani bunu maille çözmeyeyim de hızlıca işte ayaküstü konuşurum, anlatırım vesaire. Böyle benzeri birçok pratik online ortamda biraz daha zor oluyor tabii. Dolayısıyla bunlar ekstra toplantı, ekstra görüşme gerektirdiği için çalışma saatleri biraz daha uzuyor. Dolayısıyla insanlar onun için kendini daha yoğun çalıştığını hissediyor ve öyle de gerçekten. Ekip yönetiliyor mu, çalışılabiliyor mu? Bence çalışılabiliyor. Ama sonuçta insan hani beşerinin de yani sonuçta bir matematiği var. Sonuçta insan fiziksel olarak da sosyalleşen bir varlık olduğu için yıllardan beri ve biz de bu zamana kadar böyle gördüğümüz için tabii ki hani ideal dünya bu değil. Ama bu dünyanın en keyifli kısmı ne? Belli görgüleri bize hızlıca öğretti, hızlıca adapte etti. Dolayısıyla bundan sonra hayatımızda hem offline dünya hem online dünya ikisinin de çalışma prensipleri organik olarak hayatımızda olacak. Keyifli tarafı da bu bence. Peki şimdi bu dönemde bizim zorunlu olarak adapte olmaya çalıştığımız, bir kısmını adapte olduğumuz, bir kısmını da beceremediğimiz bir süreç var. Yani tam anlamıyla uzaktan çalışıyoruz. Çünkü evden çıkmıyoruz baktığında işte 30 gündür, 40 gündür falan. Bunların artılarını da gördük, bunların eksilerini de gördük. Yani risklerini de gördük, fırsatlarını da gördük. Senin görüşüne göre bunun kalıcı etkileri ne olur? Yani bizim o hep yeni normal başlığı altında konuştuğumuz, tartıştığımız, birbirimizle fikir alışverişinde bulunduğumuz konular var ya,
nasıl değişeceğini öngörüyorsun? Mesela bir sene sonra seninle bu sohbeti yapsak ya da iki sene sonra seninle bu sohbeti yapsak, mesela neleri değişmiş görürüz ve nelerin üzerine konuşuyor oluruz sence? İş dünyası için söylüyorum. Kalıcı olan değişiklikler sence neler olur? Yani müsaadenle bir bağlamla başlamak istiyorum. Ondan sonrasında da devam edeceğim. Şimdi bu süreci çok doğru analiz etmemiz gerekiyor. Çok doğru anlamamız gerekiyor. Bunu bir işletim sistemi güncellemesi gibi düşünebiliriz. Yani gerçekten büyük bir güncelleme geldi ve birden kalktık, o güncellemeyi yapmazsanız aslında işletim sistemi bir şekilde çalışmıyor. Ve biz şu anda güncelleniyoruz ama yeni işletim sistemini daha görmedik, deneyimlemedik. Şu anda hala güncelleme süreci devam ediyor. Ve bu yeni işletim sistemi aslında bizim deneyimleyeceğimiz post korona dünyası, yeni dünya veya yeni normal olacak. Dolayısıyla bu güncellemenin altyapısını bence iyi anlamak gerekiyor. Ve burada bazı davranışlar, bazı duygular ve insanda belli değişimleri doğru anlamak gerekiyor. Çünkü bu tip paradigma değişimlerini analiz etmek gereksinimi olduğunda önce insandan başlamak gerekiyor. Akabinde de toplum dinamiklerinden başlamak gerekiyor. Ve akabinde politik ve ekonomik ortamları doğru bir şekilde anlamak gerekiyor ki biz iş dünyasında ve veya tüketicide veya insanda nelerin potansiyel olarak kalıcı olabileceğini anlayalım. Şimdi burada aslında baktığımızda şu anda ekonomik krizde daha öncesinde belirsizliklerin hakim olduğu bir dünyada bizim toplumumuz genelde anksiyete refleksi gösteren bir toplum. Yani belirsizliğin tanımının ne olduğu belli olmayan konumlardaki refleks genelde bu. Ama şu anda çok net bir karşımızda korktuğumuz bir olgu var. O da korona aslında, bir virüs var. Ve şu anda bizim deneyimlediğimiz his arka planda korku. Ve bu korkunun aslında avantajı şu, çünkü neden korktuğumuzu biliyoruz. Anksiyetenin dezavantajı neden korktuğunu ya da neden olduğunu bilmezsin ve o daha aslında insanı yorar. Korkuyu bildiğin zaman, yani karşında bunun adresleyebildiğin zaman insanlar iki tip davranış gösteriyorlar. Ya savaşırsın korkuyla ya da kaçarsın. Şu anda çok kaçmak mümkün değil. Yani evde karantinadayız. Bu akşam sokağa çıkma yasağı var bu gece. Dolayısıyla savaşmak zorunda. Şimdi bu savaş kelimesinin altında gizli bence bugünün davranışları ve yarının davranışları. Şimdi savaşmak ne demek? Sonuçta herkesin kaygıları var. Ailesiyle alakalı, sevdikleriyle alakalı, kendiyle alakalı. Ne gibi kaygıları var? İşte bağışıklık sistemimi güçlendirmem lazım. Kendime iyi bakmam lazım. İşte çoluğumu çocuğumu korumam lazım. Korona sonrasında ekonomik olarak kendimi hazırlamam lazım. Evi organize etmem lazım. Stok yapmam lazım. Genel refleksler olarak söylüyorum. Bunların hepsi aslında savaşma refleksleri. Ve bu bağlamda da aslında bu savaş perspektifinde herkesin belirli davranışları gösterdiğini görüyoruz. Peki tırnak içinde savaş bittiğinde, yani her şey bitip gerçek manada bizim evet ya bu korona mevzusu çözüldüğü içselleştirdiğimizde ne olacak? Aslında değişmeyen birçok şey olacağı gibi değişen şeyler daha çok bizim korona sürecinde yaşadığımız travma ile alakalı olacak. Çünkü şu anda insanlar kabul etse de etmese de tüm toplum olarak hepimiz, hatta tüm dünya olarak hepimiz büyük bir travma yaşıyoruz. Hele ki çocuklar bunu maalesef ilerleyen yaşlarında daha çok hissedecekler, daha çok hatırlayacaklar vesaire. Belki tanımlayamayacaklar. Bu travmanın pratiği şöyle bir travma. Yani sorularla ilerliyorum. Çıktıktan sonra ben bir konsere gidebilecek miyim? Ben gidip bir otelde kalabilecek miyim? Tatile gidebilecek miyim? Bir restoranda, kalabalık bir restoranda, böyle dışarıda sıra bekleyecek kadar kalabalık bir restoranda yemek yiyebilecek miyim? Pratik olarak belki bunların hepsini yapabileceğim. Ama
içimden bir şey beni gıdıklayacak, beni rahatsız edecek. Ya evet geçti korona ama biz burada gerçekten rahat edebilir miyiz? İşte bu otel çarşafında başkaları da yatmış olabilir mi? Ya da işte bu restoranda çok mu yan yana oturuyoruz? Hatta iş ortamlarına gidelim. Şimdi iş ortamlarına bakıldığında birçok şirkette herkes yan yana oturuyor ve çok yakın oturuyor. Ben cubicle'da tırnak içinde oturuyorum. O zaman acaba bu kadar yakın oturmak iyi mi? Korona geçti ama belki koronanın yeni versiyonu gelir. Bilemeyiz. Şimdi bunların hepsi aslında bizde birçok değişikliğe yol açacak şeyler. Ve arka planında da şunlar olacak. Yani biz şu anda yaşadığımız travmadan dolayı daha kaygılı bir insan olacağız. Kaygılarımız daha da artacak. Çünkü teşbih de hata olması her şeyden huylanmaya başlayacağız. Ama bir taraftan daha duyarlı bir insan olacağız. Yani ya da öyleyiz ve daha da artacak. Çünkü bu süreçte artık hem markaların hem insanların statü bağımsız herkese dokundu korona. Dolayısıyla zengini, fakiri, işte üst düzey yöneticisi, mavi yakalısı herkese elleyebiliyor bu. Yani demek ki o zaman ben insana karşı, doğaya karşı, çevreye karşı daha duyarlı olmam lazım. Bu süreç bana bunu tokat gibi öğretti. Dolayısıyla daha duyarlı olacağız bu perspektifte. Daha net olacağız birçok şeyde. Ne demek burada, neyi kastediyorum netlikten? İnsanlar bu süreçte birçok şeyi düşünüyorlar aslında. Bazen de bir şeyleri yaparken düşünüyor. Ve içinden bazı şeylere söz veriyor ya da keşke bunu yapmasaydım diyor. Ne gibi? İşte diyor ki keşke şöyle bir evde otursaydım, işte daha rahat ederdim. Veya şöyle bir şu arkadaşlarımla daha çok vakit geçirseydim. Veya işiyle alakalı, ilişkileriyle alakalı, sosyalleşmesiyle alakalı birçok perspektifte bu zamana kadar bagaj olarak taşıdığı şeyleri netleştirip ya onlarla helalleşecek ve onlardan ayrılacak ya da onlarla daha samimi olacak, frekansını daha arttıracak. Bu aslında bir taraftan da netleşme ve sadeleşmeyi getirecek. Dolayısıyla bu pratiğinde ne demek? Beklentileri çok daha net profiller demek. Yani markadan beklentisi net, ilişkiden beklentisi net, hayattan beklentisi net. Dolayısıyla burada bir netlik ayarı geldi. Bu da değişikliklerden biri olacak. Ama bir taraftan da daha mesafeli bir insan göreceğiz. Neye mesafeli? İnsan insana mesafeli olacak. O eski sarılmalar, öpüşmeler, koklaşmalardan bir huylanmalar olacak. Eskisi kadar olmayacak. En azından bir süre gerçekten insanlar birbirine mesafeli olacak. İnsanlar yeni insanlarla belki tanışmaya, yeni mekanlara gitmeye, yurt dışında yeni bir yer keşfediğimlere, bunlara biraz daha mesafeli olacak. Ve kolay kolay da yeniliklere bu perspektifte daha temkinli yaklaşacak. Dolayısıyla buradan risk anlayışı görece daha düşük veya riskten kaçınan bir davranış perspektifinin de potansiyelini görüyoruz. Tabii ki eğer böyle bir motivasyon varsa siz yatırımlarınıza da böyle bakarsınız. İş kararlarınıza da böyle bakarsınız. Aldığınız taktiklere ya da kurguladığınız stratejilere de böyle bakarsınız. Dolayısıyla biraz risk parametresi de değişecek. Bu savaşçı perspektifi devam edecek. Çünkü bir taraftan da koronanın hayatımıza kattığı ve veya hayatımızdan götürdüğü şeyleri kompanse edebilmek için, ortadan kaldırabilmek için etkisini daha savaşçı olacağız. Daha ekstra çalışacağız. Daha fazla nefes almaya çalışacağız. Yani burada aslında bakıldığında herkes şu anda ne yapıyor? Korona bittikten sonra şunları şunları yapacağım listeleri yapıyor. Dolayısıyla daha aslında ben buradayım, sıkıntı yok. Sana rağmen yaşıyorum korona mesajını vermek için daha savaşçı olacak. Ama bir taraftan da potansiyel olarak ekonominin ve iş dünyasının potansiyel etkilerinden dolayı, olası negatif etkilerinden dolayı daha karamsar ve gelecek kaygısı olan bir profil de bekliyor olacağız. Ve ilk saydığım o kaygılardan, endişelerden dolayı da eskiye hep bir özlem olacak ki bizim coğrafyamızda hep nostaljik öğeler çok yüksek çıkar.
ve eskiyi biz çok özlemeyi severiz. Bu özlemin birazcık daha da artacağını düşünüyorum ve insanlar gerçekten geçmişi daha çok özleyecekler. Ya eskiden şöyle yapardık, eskiden şöyle bir konsere gitmiştik ya da işte şurada yemek yerdik şu kalabalıkta vesaire. Bence bu duygular daha da fazla olacak. Dolayısıyla bu bağlamda bence insan davranışında anlamlı güncellemeler var. Bu güncellemelerin ne kadar süreceği ise, bunların bazıları kalıcı olacak saydıklarımda. Bazıları o kaygıların azalmasıyla paralel bir şekilde değişebilir. Ama sonuçta bu bir travma mıdır? Evet, bu bir travmadır. Bunun etkileri hep üstümüzde olacak mı? Olacak. Ama bunun etkilerinin ne kadar olacağı bireyden bireye değişecek bir konu. Bir de bilim adamlarının ve sağlık çalışanlarının bizim bu konuyla alakalı kaygılarımızı ne kadar potansiyel ortadan kaldırdıklarıyla alakalı ve biraz da tabii ki koronanın ekonomik, politik ve sosyolojik etkilerinin dünya çapında ne gibi maliyetlere yol açtığıyla da çok paralel bir şekilde devam ediyor. Biraz uzun çok teşekkür cevap verdim. Ne kadar uzun o kadar mutlu ediyor. Bu arada yani hiç teklemeden şey yaptın. Karşında böyle bir prompter falan yok değil mi abi? Yok. Kullanamam. Ben beceremem öyle şeyleri. Daha beter karıştırırım. Bak nazar değdirdim. Görüyor musun Yüce? Heyecanlandım. Bak prompter dedim, heyecanlandım. Abi şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Bir toparlama yapacağım. Ondan sonra da sorumu yönelteceğim sana. Şimdi sen yani LinkedIn'de de zaten bu yayını yaptığımız LinkedIn'de de profilinde bütün detaylar olduğu için söylememizde hiçbir sakınca yok. Herhangi bir rütük baskısı olmadığı için marka adı telaffuz etmemizde de bir sıkıntı yok. Şimdi sektör seni aslında Coca-Cola'nın pazarlama yöneticisi olarak tanıdı ki şu an arkamda duran o Coca-Cola şeylerinden, süslerinden zaten hiçbir şeyi gizleyemiyorsun. Ardından o herhalde bir 8-10 seneydi yanlış hatırlamıyorum Coca-Cola'nın pazarlamasını yönettiğin dönem değil mi? Ardından yaklaşık 1,5-2 senelik bir Unilever var. Yani bir geleneksel markanın pazarlamasını, dünyanın en büyük markalarından birinin pazarlamasını yönettikten sonra Unilever'de dijitalin başındaydın ki kontrol ettiğin, daha doğrusu yetkili olduğun saha sadece Türkiye değildi aslında. Dünyanın bayağı bir ülkesinin de başındaydın o alanda. Ardından 38 ülkeydi. 38 ülkeydi, doğru. Ardından da hepsi burada da işte Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri, hatta belki en büyüğü demek lazım. Onun bütün pazarlamasının başındasın. Farklı farklı bir sürü dinamiği gördün. Farklı farklı açılardan bakma şansı buldun. Şimdi 3 tane şey sayacağım. Beni son zamanlarda çok şaşırtan ve üzerine düşünmemi sağlayan konuklarımın bazılarıyla da tartışmayı arzu ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir tanesi Coca-Cola. Coca-Cola Nisan ayı itibariyle Türkiye'de, aslında sadece Türkiye'de değil, Almanya'da, İngiltere'de reklam çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Yani Coca-Cola şöyle bir marka reklam dünyasında, onu bir özetlememe müsaade et. Dünyanın bütün reklam harcamasının yaklaşık %1'ini yapan bir şirket Coca-Cola. Yani senelik böyle 4,5-5 milyar dolarlık bir pazarlama bütçesi var ve şu an Türkiye'de bu faaliyeti durdurdu. Ardından birkaç gün evvel Dettol diye bir marka, bu yaralarımızın üzerine sıkarız böyle dezenfektan bir ürünmüş. Dubai Twitter hesabında bir şey yayınladı. İlk defa ben hayatımda böyle bir şey gördüm. Yani biz hep şeye alışmışız ya, satışı pompalamaya, 3 alana bir tane bedava, işte 5 alana %20 indirim falan. Şöyle bir şey yazmışlar. Demişler ki lütfen ihtiyacınız kadar alın, başkaları da alabilsin. Yani ihtiyacınızdan fazla almayın kampanyası yapmış. Bir de birkaç gün evvel benim hiç beklemediğim şekilde, yani beni şaşırtan bir şekilde Google ve Microsoft ard arda iki tane açıklama yaptılar. Dediler ki biz 2020 içerisinde insan kaynaklarında işe alımı durduruyoruz ya da azaltıyoruz. Hatta bazı pozisyonları tamamen donduruyoruz. Neden beklemiyordum? Neden benim için sürpriz oldu? Sebebi şu. Bunlar çünkü ağırlıklı olarak hani stokla, lojistikle, tedarik zinciriyle alakası olmayan şirketler. Yani Amerika'da kurulu bütün dünyaya hizmet veren, 150 ülkeye hizmet veren şirketler baktığında işte bulut servisleriyle veya diğer şeyleriyle. Şimdi onlarda bile böyle bir eğilim var. Dolayısıyla bütün bunların, bütün bu başlıkların altında ne bekliyorsun desem sana? Yani pazarlamada yeni dönemde ne bekliyorsun?
satışta ne bekliyorsun? Bu ne bekliyorsun derken hani sadece bütçelerin kısılması, bütçelerin artırılması falan hikayesi değil. Bir bakış değişikliği olacak, öyle görünüyor. Bir bakış değişikliği var zaten, öyle görünüyor. Bunu nasıl değerlendirirsin? Sana bu soru sorayım. Sen dilediğin gibi, dilediğin uzunlukta cevap ver lütfen abi. Süper. Ya zaten bütçe arttırma kısmı tamamen denklemin değişkenlerinden biri. Yani burada dediğim gibi bağlamı anlamak çok önemli. Yani denklemin tamamını anlayıp hangi değişkenin denklemi nasıl değiştirdiğini anlamak çok önemli. Şimdi bu soruya cevap verebilmek için öncesinde şuna bakmak lazım. Az önce saydığım potansiyel insan değişikliklerinin benzerinin şirketlerde nasıl yansıyacağına bakmak lazım. Ve dolayısıyla o insanların beklentileri ne olacak ve şirketler buna nasıl davranacak ve veya davranmalıya bakmak lazım. Aslında bu sorunun cevabı burada yatıyor. Şimdi artık az önce dedim ya, daha savaşçı tüketici profiliyle karşı karşıya geldi. Çünkü bir evet tıkılmış, sosyalliği, offline sosyalliği elinden alınmış ve birçok ezberi bozulmuş bir tüketici var. Ve bu tüketici gerçekten özgürlüğü için savaşacak. Özgürlüğü için savaşmanın bir izdüşümü de tüketimdir. Yani kendini iyi hissetmek için tüketecek, korunmak için tüketecek, bağışıklık sistemini daha da arttırmak için tüketecek, birçok şeyden dolayı tüketecek. Peki soru şu, bu tüketici nerelerden tüketecek? Nasıl markalardan tüketimini yapacak ya da dikkat edeceği şeyler ne olacak? Yani buradaki ilk hikaye, bu tüketici bu süreçte yanında eskilerin tabiriyle yaren olan, yani savaşta savaş arkadaşı olan markaları hiç unutmayacak ve bunları çok net bir şekilde kaydedecek, algısına kaydedecek, olmayanları da kaydedecek. Ve soracağı şey şu: korona sürecinde X markası benim ve veya toplumun derdine derman oldu mu? Derdine derman olmak ne demek? Ya ürünleriyle derdine derman olmuştur, ya iletişimiyle derdine derman olmuştur psikolojik olarak, ya da yapmış oldukları yeni inisiyatiflerle, girişimlerle derdine derman olmuştur, ya da bağış vesaire gibi unsurlarla derdine derman olmuştur ve algısına, radarına bir şekilde girmiştir. Dolayısıyla ilk bakacağı şey, bugünlerde benim yanımda mıydı, değil miydi? Aslında insanoğlunun çok net psikolojisinde bu vardır. Zor zamanlarında yanında olanı da olmayanı da unutmazsın. Ve genelde de yanında olmayanı silmeye eğilimli olursun. Olana da ayrı bir anlam atfedersin. Dolayısıyla biz bunun pratiğini bir kere göreceğiz. Peki kimler yanında ya da kimler potansiyel olarak yanında olacak? Şimdi artık uzun bir süre pazarlama dünyasında sürdürülebilirlik mevzuları daha mış gibi yapılıyordu. Ve bu bir checkbox'ta bir şeye tik atmak için yapılıyordu. Yani biz sosyal sorumluluk markayız, işte sürdürülebilirlik adına X'i yaptık, Y'yi yaptık. Şimdi bunlar havalı kavramlardı ama pratik yaptığınızda tüketiciye çoğu geçmiyordu. Ve bu birazcık daha dar kesimlerde, verilen ödüllerde, yapılan lansmanlarda daha belli bir zümrenin ilgisini çekiyordu. Yani tüketicinin duygu durumuna hitap etmiyordu bu aslında. Çünkü tüketici basit şuna bakıyor: benim derdime derman oldu mu? Bu sürdürülebilirlik benim bir şeyimi çözdü mü? Bir şeyi çözmek, illa fonksiyonel çözümden bahsetmiyorum, kalbime iyi gelmesi de bir çözümdür. Yani duygu durumuma iyi gelmesi de bir çözümdür. Şimdi korona bir ayar verdi dedim ya, bir güncelleme oldu dedim ya. Bu aslında markalar açısından da bir güncelleme. Yani artık tüketici tırnak içinde yaptığı işi samimi yapmayan markayı çok net reddedecek. Yani bilinçaltında reddedecek. Çünkü aslında tüketici her zaman için birçok, biz araştırmalar yaparız, anlamaya çalışırız. Bazen de pazarlama dünyası ya işte tüketici bunları anlamıyor vesaire der, ama aslında tüketici çok net her şeyi anlıyordur.
Anladığını tarif edemez ama anlar ve en azından bunu pratiğe döker. Yani davranışıyla bunu gösterir. Dolayısıyla anlamayı da analiz etmek olarak düşünmeyelim ama davranışıyla tüketmemek ya da bu markalara değer atfetmemek olarak değerlendirebiliriz. Ve şimdi artık markaların bu perspektifte %100 samimi olması ve nasıl az önce yeni insanda daha duyarlı olacak dedim ya, işte o insan kadar markanın da duyarlı olması lazım. Peki duyarlılık ne demek ve kime duyarlılık? Burada kastedilen duyarlılık bir, gerçekten insana duyarlılık. İnsana duyarlılık olunca bunun iki boyutu var. Bir, kendi çalışanına duyarlılık, onun sağlığı, ekonomisi, motivasyonu vesairesi, birçok perspektiften ona duyarlılık. İki, tüketicisine duyarlılık. Gerçekten iş süreçlerinde onu merkeze gerçek manada oturtmaktan bahsediyorum. Üç, topluma duyarlılık bu bağlamda. Ve toplumla alakalı o topluma uygun mevzulara duyarlılık. Yani eğer sizin toplumunuzda suyla alakalı bir problem yoksa ama siz globalde gördüğünüz bir su sürdürülebilirlik projesini toplumunuza işte su çok önemli diye vurguluyorsanız o topluma o geçmeyecektir. Çünkü onun önceliği su değildir. Belki ekonomik bir önceliktir. Ya da belki başka bir önceliktir. Dolayısıyla burada gerçekten hedef kitlesini doğru bir şekilde tanıyan, ki bence Türkiye'de pazarlama dünyasının en büyük illüzyonlarından biri budur. Hedef kitleyi tanıma, anlama bizim maalesef zayıf kaldığımız bir nokta. Çünkü buradaki genel prensip de hep hedef kitleyi etrafımızdaki insanlarla benzeştirip etrafımızdaki insanların tüketim alışkanlıklarına göre yapmış olduğumuz kampanyaların referans noktalarını oluşturmaktır. Bunun aslında bazındaki nedeni. Yani çünkü biz belli hayatları yaşıyoruz, belli yerlerde takılıyoruz ve zannediyoruz ki herkes o hayatları yaşıyor. Dolayısıyla gerçek manada sahadan beslenmeyen, sahayı sadece araştırma şirketlerinin yapmış olduğu araştırmaların nümerik datasından veya onların yapmış olduğu organize görüşmelerinden eğer biz bilgiyi ya da oradaki donanımı elde ediyorsak, bizim bu konuda tasarlayacağımız bütün stratejiler potansiyel olarak samimiyetsiz kalabilir. Samimi olabilmesi için gerçekten tüketicinin dehlizlerine inmek gerekir. Tüketicinin nerelerde dolaştığını bilmek gerekir ve ona hakim olmak gerekir. Ve bence bunun yeni pazarlama profesyonelinin de en büyük ödevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani kendinin haricinde, kendi yaşantının tümleyenindeki yaşantıların pratiklerine ve bu pratiklerin detaylarına ve arka planına hakim olmak. Şimdi bu, tekrar geriye dönüyorum. Bu bize potansiyel olarak markaların daha samimi olması gerektiğini söylemiştik. Bu argümanlarla daha iyi tanıyarak, gerçekten tüketicinin gerilim noktalarını doğru bir şekilde anlayarak, o gerilim noktalarını doğru bir şekilde çözecek veya çözmeye namzet olacak çözümler üretmek ve veya iletişimler yapmak tüketicinin bekleyeceği samimiyetin tanımıdır aslında. Dolayısıyla bu samimiyette ve doğru adreslenmiş çözüm üreten markalar her zaman için daha tercih sebebi olacaktır. Şimdi bu olayın bir boyutu. Bunun haricinde insanlar savaş zamanlarında ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyüyen çocuklar, akabinde de gençler her zaman için kahraman edebiyatına eğilimlidir. Ve kahramana çok ihtiyaç duyar. Çünkü siz hayatınızda çok fazla tansiyon vardır, gerilim vardır, sıkışırsınız, bunalırsınız. Ya bir kahraman olsa da beni kurtarsa dersiniz. Ve o kahraman bazen mahallenizdeki bir abi olabilir. Bazen Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar olabilir. Bazen de bir marka olabilir. İşte bu dönemler gerçekten markaların potansiyel kahraman olacağı ve bundan sonrasında da o kahramanlığı ilan edeceği dönemler. Peki kahraman nasıl davranır? Bir kere kahraman daha
net davranır. Yani buradaki netlik aslında daha bold iletişim yapar. Daha nettir, daha somut aksiyon alır ve gerçekten tüketici ona hayranlıkla bakar. Şimdi niye Türkiye'de belli diziler 10-15 yıl izleniyor? Aslına baktığınızda burada önemli bir o kahraman motivasyonu vardır. Kurtlar Vadisi'nin esprisi neydi? Polat Alemdar hocam kesiyordu. Yani gidiyordu, Irak'ta hocam kesiyordu, orada kesiyordu, burada kesiyordu ve bir şey çözüyordu. Yani bunu müzakere edelim demiyordu. Ya da bunu işte şöyle yapalım, böyle yapalım demiyordu. İşte buradaki fark şurada. Kahraman markadan beklenen, mesela en çok bu süreçte Türk tüketicisini araştırmalarda etkileyen hikaye, Makarnacılar Birliği'nin merak etme Türkiye, sakin ol, rahat ol, gerekirse siz Türkiye'de makarnaya boğarız iletişimi. Bakın makarnaya boğarız iletişimi sert bir iletişim aslında. Ama tüketicinin istediği o netlik, o sertlik, işte kahraman tırnak içinde iletişiminden kastım biraz bu. Yani insanlara daha endirekt iletişimler, endirekt stratejiler, endirekt söylemler o kadar bu tip dönemlerde ve bunun sonrasında travmalı dönemlerde geçmiyor. Çünkü gerçekten teşbih dağıtı olmasın. Ben dayak yiyorum, yanımda benimle kavga edecek adama ihtiyacım var. Hatta adam dövecek adama ihtiyacım var. Şimdi yanımdaki adam ben dayak yerken müzakere ederse, çok endirekt laflar konuşursa ben o adama uyuz olurum. Daha beter uyuz olurum. Onun için de bu perspektifte kahraman marka olmak, ona göre iletişim yapmak, ona göre netlik perspektifini oturtmak aslında burada en temel unsurlardan biri. Bir diğer boyut ise topluma farklı açılardan ve özellikle de ekonomiye toplumun kaygılarını asgari düzeye düşürecek katkılar sağlaması. Yani belki burada sizin daha öncesinde farklı sosyal sorumluluk mantığınız vardı. Ama bundan sonra o sosyallık perspektifi daha farklı bir şekilde değişiyor. Ve buradaki kritik şey şu oluyor. Sen benim potansiyel kaygılarımı asgari düzeye indirebilecek strateji, taktik ve pratik uygulamalar yapıyor musun, yapmıyor musun? Bunu yapıyorsan yine sen benim yanımdasın. Enteresan bir şekilde satış yerine güven inşa etme, satış yerine güven iletişimi yapma ve rahat ol, ben senin yanındayım. Beraber dayak yeriz gerekirse ama buradan çıkacağız. İletişimi yapma bu dönemde daha önemli. Ama bu şu demek değil. Satış iletişimi yapmamak demek değil. Satış iletişimi yapmak ve aynı zamanda da senin kaygılarını azaltacak, işte ne bileyim, hijyenle alakalı bir kaygın varsa aldığın üründe sıkıntı yok. Bak ben onu çözüyorum, rahat ol. Sen rahat rahat alışverişini yapabilirsin. Dolayısıyla bu bize aslında şunu gösteriyor. Biraz daha kurumsal iletişimin pazarlama iletişimine göre daha önem kazandığını gösteriyor. Ve güven konusunun bütün bağlamların ve bütün iletişim perspektifinin en tepesine oturduğunu gösteriyor. Yani kalkıp bu dönemden hiçbir haberi yok gibi, haberi yokmuş gibi sadece temelde ana kampanya söylemlerini ve bağlamdan kopuk söylemleri ya da kampanyaları yapanlar bu perspektifte tamamen farklı bir tarafa düşecekler. Çünkü burada güveni çok net bir şekilde oturtmak çok önemli. Güveni oturtmak dediğimizde de aslında yıllardan beri globalde trendini gördüğümüz humanizing the brand dediğimiz, yani markaların daha insanileşmesi, insani vasıflar elde edilmesi kavramının bence şu anda mecburiyetine geldik. Ve güven inşa etme perspektifi bu çok kritik. Ne demek humanizing the brand? Şu demek, sizin sadece kapalı kapılar ardında konuşan bir marka değil de iletişiminizde çalışanlarınızın, iş ortaklarınızın, ekosisteminizin, üst düzey yöneticilerinizin, ya burada gerçekten insanlar çalışıyor. Yu aslında gösterebileceği, eksikliklerini gösterebileceği, mükemmel bir yapı olmadığını, eksiklikleriyle barışmış olduğunu ve bunları da anlatabileceğini gösteren markalar da
yine tercih sebebi olacaktır. Çünkü nasıl insanın artıları, eksileri, eksiklikleri, eziklikleri varsa markaların da vardır. Ama markalar bir imaj yönetimi perspektifinde bunları daha farklı bir şekilde paketler. Ama şu anda o imaj yönetiminin balonlarının patlama potansiyelinin yüksek olduğu zamanlardayız ve bu daha da artacak. Onun için gerçekten CEO iletişimi, çalışanların iletişimi ve markaların ya biz burada gerçekten yanlış yaptık diyebilmesi, hatalarını kabul edebilmesi ve tüm bu bağlamlar ve bu perspektifte de markasını konumlandırması yine tüketiciler tarafından olumlu ve takdir karşılayacak ve bu bağlamda da bu markalarla münasebetlerini sürdüreceklerdir. Çok teşekkür ederim. Yani aslında bizim bu üzerine hep konuştuğumuz şeyler biraz daha tabir yerindeyse markaların kaşı gözü oynamadan, böyle kıvırtmadan yapacakları yapmak zorunda oldukları hale geliyor. Hani nedir onlar? İşte şeffaflık, ondan sonra sahicilik, samimiyet, güven vermek vesaire vesaire. Aşılmamış ama olduğunu bildiğimiz bir işsizlik var. Yani oranı artacak bir işsizlik var. İşte Amerika'da bunun yaklaşık %30'larda, %35'lerde olacağı öngörülüyor. Farklı farklı raporlardan okuduğumuz zaman. Avrupa'da da bunun bir benzeri olabilir. Uzak Doğu'da ya da işte Asya'da, Türkiye'de de bunun bir benzeri olabilir. Dolayısıyla şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalacağız. Belki bundan 6 ay sonra, belki bundan 1 sene sonra. Biz derken kendimi de bir pazarlamacı, iletişimci olarak gördüğüm için söylüyorum. Ürünlerimizi satmaya, ürünlerimizi pazarlamaya çalıştığımız kişilerin harcama gücü bugünkü kadar olmayacak. Dolayısıyla hani şöyle bir kırılma öngörür müsün? Belli bir şeyin üzerinde, belli bir baremin üzerinde, yani temel ihtiyaç maddeleri zaten hani alınmak durumunda, onunla ilgili çok fazla yapacak bir şey yok ama işte çocuk bezidir, işte yiyecektir, temizlik malzemesidir vesaire ama mesela belli bir baremin üzerinde ya da belli kategorilerde çok sert düşüşler öngörür müsün? Bunu da yine hani şöyle de bağlayayım. Mesela önümüzdeki 2 senede, önümüzdeki 3 senede özellikle global turizmin, yani ülkeler arası turizmin çok ciddi sekteye uğradığı bugün ve bunun çok fazla düzelemeyeceği öngörülüyor. Keza işte uçak şirketleri, yani havayolu şirketlerinin çok ciddi sıkıntılara gireceği öngörülüyor. Resmi bir bilgi değil, teyit edilmiş bir bilgi değil ama duyduğum bir şey, Türk Hava Yolları bazı pilotlarına ücretsiz izin verdi. Şimdi böyle bir ortamda acaba şirketlerin o uygulamaya çalıştığı ya da uygulama yolunda ilerlediği azalma, birazcık böyle minimalizme yaklaşan şeyin insanlara da sirayet edeceğini düşünür müsün? Dolayısıyla belli kategorilerde çok sert kırılmalar olacağını öngörür müsün? Şimdi özellikle hemen sonrasında bu sürecin illaki böyle kırılmalar olacak. Yani az önce senin de bahsettiğin gibi işte turizmi ya da fiziksel perakendesi, işte belki restoranları vesairesi, eğlence dünyası. Yani bunların ilk etapta şeyi olabilir. Fiziksel kırılmaları olabilir ilk etapta. Ama şuna bakıyorum. Şimdi biz ister istemez ezberleri çok seviyoruz. Yani konuşurken de çok seviyoruz ve diyoruz ki şu sektörler kötü olacak. Bu şu sektörlerde çok iyi, daha da iyi olacak. Şimdi bu aslında büyük bir söylem. Şimdi bunun arka planında hangi soruları çözenler başarılı olur, hangi soruları çözemeyenler başarısız olur. Bence ana parametre bu. Ve bu parametre sektör bağımsız bir parametre. Çünkü tarihte de, yani büyük buhrandan sonrasında da, yani şunu denebilir. Mutlaka siz insanlığın temel tansiyonlarını çözüp somut bir derde derman oluyorsanız mutlaka onun tüketimi olur. Şimdi buradaki soru hep bu. Ben mevcut işimde, mevcut sektörümde bir derde derman oluyor muyum? Yoksa tüketicinin anksiyetesini mi arttırıyorum? Kaygılarını mı arttırıyorum? Örnek, ben bir otelim ya da ben bir restoranım. İnsanlar benim mekanıma geldiğinde potansiyel olarak, hatta gelmek ister mi?
gelirse gerilir mi? Şimdi bunu çözebilen, buradaki ezberi bozabilenler sektör bağımsız yine her halükarda daha az etkilenecektir. Ama bu ezberleri bozamayanlar ve her şeyi oluruna bırakanlar, daha önceki iş yapış şekillerini aynen devam ettirenler ve bu sektör veya iş alanı eğer travma geçirmiş bir tüketicinin kaygılarıyla kesişiyorsa bunlar her halükarda düşüşte olacaktır ve etkilenecektir. Ama kaygılarından etkilenip ben o ezberi bozup kaygıyı giderecek bir güven veriyorsam, bir çözüm üretmişsem burada bir sıkıntı yoktur. Ve ben gerçekten burada çok inovatif şeylerin çıkacağını bekliyorum. Ve gerçekten bu ezberleri bozan enteresan girişimlerin çıkılacağını bekliyorum. Aksi takdirde büyük büyük sektörlerin ayakta kalması çok zor. Çünkü bütün dünyanın kaygılanmasından bahsediyorum. Yani bir daha uçağa binmek, otelde kalmak, kalabalık bir konsere gitmek, bunlar çok büyük davranış değişiklikleri şu anda. Dolayısıyla burada gerçekten insanların kalben ve aklen içine sinecek çözümleri üretenler sektör bağımsız her halükarda bence fark yaratacaktır. Ve burada her halükarda potansiyel olarak da işlerini daha stabil düzeyde tutacaktır. Onun için de bence şu anda bu tip potansiyel sektör ya da iş kollarının en büyük ödevi gerçekten ezberimi nasıl bozarım, kaygıyı nasıl azaltırım, nasıl çözüm üretirime odaklanması. Çok iyi anladım, çok iyi anladım. Sen de çok benzer şeyler düşünüyorum. Yani bu mesela medya bizim ilgi alanlarımızdan bir tanesi. Sen de seviyorsun, ben de ilgiliyim. Geçtiğimiz bir hafta 10 günde önce Rus Devlet Televizyonu, Rusya 24 diye yanlış hatırlamıyorsam, ardından da TRT World olması lazım. Spikerlerin evde bulunduğu durumda haber yapmaya başladılar. Yani spiker aynen benim bulunduğum gibi, senin bulunduğu gibi. Şimdi bir sürü şey kökten değişecek belki de. Yani biraz evvel şeyin esprisini yaptım. LinkedIn'de bayağı bir yorumlar gelmiş. Sende de yok yok diye. Hani işte genel yayın yönetmeni, rejisör, metin yazı. Gerçekten de öyle bu arada. Yani arada bir espriyle şey diyorum ben. Böyle 8 kişilik bir ekiple çalışıyorum şu an falan. Bütün bu yayını yani ne mutlu ki ben tek başıma yapabiliyorum. Birkaç tane yazılım, işte birkaç tane donanımla, alet edevatla vesaire. Biz böyle bir şey yapabiliyorsak ve bunu binlerce insan izleyebiliyorsa belki gerçekten bazı sektörlerde sandığımızın da ötesinde köklü değişiklikler olabilecek. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. İş medya olduğu zaman hep o anket benim aklıma geliyor. Kendi yapmış olduğum bir anket. İnsanların bu dönemde medyaya olan güveniyle ilgili bir soru sormuştum. İşte 1/4 ben basın mensuplarına ve medyaya güveniyorum. 1/3 ise maalesef güvenmiyorum demişti. Ondan dolayı belki herkes bu alıştığı, son zamanlarda adapte olmaya çalıştığı yöntemlerle, yani işte video konferanstı, uzaktan görüşmeydi vesaire, belki bambaşka şekillerde, bambaşka senin dediğin gibi yaratıcı, inovatif çözümlerle medyanın da seyrini değiştirecek. Yani oradaki gelir modellerini de değiştirecek, reklam modellerini de değiştirecek vesaire vesaire. Sana katılıyorum. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi bu ezberi bozma, burada artık yani sistem ayarı seni mecburen ezber bozduruyor. Şimdi burada senin söylediğin gibi de bunu bozanlar gerçekten fark yaratacak. Peki burada bence daha büyük soru, ezber bozulur, ezberi kim bozar ve bozamıyorsak biz ezberi niye bozamıyoruz? Çünkü bu soruların cevabında gizli aslında yeni iş dünyasında yükselenler, alçalanlar. Ve ezberi bozma hikayesi bireyden başlayan bir hikaye. Ve bakış açısından başlayan bir hikaye. Hayatı okunmayının donanımıyla alakalı bir hikaye. Yani şu anda baktığında biz hayatımızda büyük bir akışın içerisindeyiz. Ve yüksek debide akan bir nehir var. Bizim şu anda karantinada olmamız bu akışı, bu debiyi değiştirmedi, hatta arttırdı. Niye arttırdı? Çünkü biz yine iş hayatında ve sosyal hayatımızda şunu öğrenmeliyim, bunu yapmalıyım, şu konuda kendimi geliştirmeliyim vesaire diyorduk. Ama şu anda bir taraftan işimizi yapıyoruz, bir taraftan da
İşte Sertaç şu dizileri izlemiş, benim de izlemem lazım. Güzelmiş o dizi, geri kalmayayım. Şu kitapları okumam lazım. Şu konuda kendimi geliştirmem lazım. Tamam, bunları yaptıktan sonra ne oldu? Sen bunu işinde, hayatında nasıl bir pratiğe entegre ettin? Yani nasıl kana karıştırdın? Bu da aslında biraz sorgulamakla alakalı. Akışı sorgulamakla alakalı ve soru sorabilmekle alakalı. Maalesef gelişmekte olan kültürlerin ve özellikle de göçebe arka planı olan kültürlerin en büyük eksiklerinden biridir soru sormak. Yani soru sormak aslında bir arayıştır. Zihnin ve kalbin farkındalığıdır. Ve gerçekten soru sorabilenler işte o ezber bozmaya namzettir. Bu bağlamda da soru sorabildiğimiz zaman biz bir farkındalık oluşturur. Ve o farkındalık oluştuğunda biz şunu görüyoruz. Şu anda deneyimlediğimiz kavramların sanalı ve sunisi gerçeklikle anlam derecede arasında mesafe var. Ve kavramların çoğu da değişiyor. Değiştiği için bir taraftan değişmesi olumlu değişenler var ama önemli bir kısmının altı boşalıyor. Uzun bir süre boşaldı. Şu anda aslında bu ayar kavramların altının doldurulması gerekliliğini, az önce konuştuğumuz o netlikler, o tırnak içinde mış gibilerin netleşme ihtiyacı da o kavramların altının doldurulma ihtiyacı. Çünkü biz uzun bir süredir felsefesizleşme yaşıyorduk ve kavramların eksikliğini yaşıyorduk. Ve sanal ilişkiler yaşıyorduk, sanal dostlarımız vardı, sanal işlerimiz vardı, sanal hobilerimiz vardı, sanal ailemiz vardı. Yani sanallık sadece internette yaşamak değil, aslında bir illüzyon temelli yaşamak. Gerçekliğini sorgulayabileceğimiz şekilde yaşamak. Dolayısıyla biz bunu çok fazla üzerine düşünmedik. Çok fazla sorgulamadık. İşte fark yaratacak, potansiyel olarak fark yaratacak olanlar aslında bunu daha iyi sorgulayanlar olacak. Ve buradan doğru sorgulama yapabilmek için kadim gelenekten gelen bilme kavramını ve bilgi kavramını doğru bir şekilde anlamak gerekiyor. Yani bugün baktığında M.Ö. 700. yüzyılda Delphi Tapınağı'nın kapısında kendini bil yazıyor. Yıl 2020, biz hala kendimizi bilmeye çalışıyoruz. Kendimiz olmaya çalışıyoruz. Ama biz bilme kavramını bile bilmiyoruz aslında. Yani işte o ezber bozmaya giden yollar bunlar. Ve bilme kavramı bir arayış, bir yol, bir dertlenme hikayesi. Ve dertlenmen varsa, yani ben insanoğlunun bu kaygısını nasıl azaltırım? İşimi nasıl, ezberini bozarım? Dertlenmek demek 7/24 bunu takıntı haline getirmek demek. Yani mesai saatleri içinde bunu düşünmekten bahsetmiyorum. Ya da bir ara düşünmekten ya da toplantıda bir beyin fırtınası yapmaktan bahsetmiyorum. Bunu takıntı haline getirmekten bahsediyorum. Sen bu bilmeyi ve bu çözüm üretmeyi takıntı haline getirirsen ezberi bozarsın. Bilmenin de bir süreci var. Ve bunun da basamakları var. Oradan da doğru bir şekilde geçmek gerekiyor. Burada her zaman örnek veririm ve çok da severim. Peyami Safa'nın 1938 yılında 7 gün mecmuasında yazdığı bir makale var. O yıllarda bilgi üzerine çok fazla ahkamlar kesiliyor. Özellikle büyük bir Fransız hayranlığı vesaire var. Ve Peyami Safa bu böyle çok bilgili gözüken insanlara dair şöyle bir şey söylüyor. Bilgi insanların zihninde ahırda duran saman gibi durur diyor. Bu tip insanların zihninde. Ahırda duran saman gibi durur diyor. Kana karışmadığı sürece bilginin tamamen çöpten ibarettir ve hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani sen o bilginin ahkamını kesersin. Yani bilgiçliğini yaparsın. Ama bilgiçlik sana sosyal medyada like getirse de, subscriber getirse de, takipçi getirse de senin pratikte hayatındaki eksikliklerini tamamlamıyor. İşindeki eksikliklerini tamamlamıyor. Potansiyel olarak bozabileceğin ezberleri çözmüyor. Senin bilgiyi gerçekten kana karıştırman gerekiyor. Onun için önce bilgin olman gerekiyor. Bilgiç değil, bilgin olman gerekiyor ki bilgin dediğimiz kişi donanımlı, konusuyla alakalı teknik donanıma haiz ve kendini doğru bir şekilde donatmış eskilerin alim dediği kişi ve sonrasında da
bilge olman gerekiyor. Yani az önce söylediğim donanımı kalbinle, duygu düşüncelerinle harmanlaman gerekiyor. İşte o zaman eskilerin irfan sahibi olursun ve arif dediği insan olursun. Bilge. Dolayısıyla biz bu süreçten geçemiyorsak ve kendimizi teknik donanım olarak, duygusal donanım olarak doğru bir şekilde donatmıyorsak o ezberleri kolay kolay bozamayız. Doğru bir şekilde donatmak nedir? Doğru bir şekilde donatmak aslında şu. Bugün sizin işiniz otel işi de olsa, turizm de olsa, restoran da olsa en temel donatmış kişinin en temel unsuru hayatı okumak dedim ya. Hayatı okumayı bilmesi gerekiyor. Hayatı okumayı bilmesi ne demek? Önce insanı bilmesi gerekiyor. Yani otel sahibi kişinin ya da bu işle alakalı dertlenen kişinin karşısına gelen müşterisi bir insan. Peki bu insanın motivasyonları neler? Davranış dinamikleri neler? Travmaları nedir? Ne olabilir? Bunlar nasıl okunur? Bunun analizi nedir? Akabinde bu insan nasıl sosyalleşir? Toplum dinamikleri nedir? Yani işin psikolojisi, işin sosyolojisi ve antropolojisi ve en önemlisi işin tarihsel süreci. Yani tarihi biz gerçekten siyasal tarihin ötesinde sosyal dinamikleriyle, doğru bağlamlarıyla okuduğumuz zaman fotoğrafa daha çok hakim oluyoruz. Fotoğrafa hakim olduğunda geçmişten çok daha doğru öğrenimleri çıkarabiliyoruz ve kendimizi geliştirebiliyoruz. Şimdi bugün bir sürü insan tabii korona öncesinde işte biz İtalya kıyılarını geziyoruz çok güzel, Güney Fransa'yı geziyoruz çok güzel. Basit soru, niye köylerde, o köylerde deniz kıyısında değil evler, dağlarda? Çünkü salgın hastalıklardan dolayı, o zamanki salgın hastalıklardan dolayı insanlar nemli yerlerden daha uzakta dağlara, tepelere yapmışlar. Köyleri orada kurmuşlar. Şimdi bu tarihsel bir bilgi gerektiren bir yorum. Dolayısıyla ben hangi meslekte olursam olayım kendimi özellikle beşeri disiplinlerle, az önce saydığım beşeri disiplinlerle donatmam gerekiyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bu disiplinleri doğru bir şekilde analiz edecek ve muhakeme edecek matematik bilgim ve algoritma bilgim gerekiyor. Çünkü matematik size temiz bakış sağlar, netlik sağlar ve sizi bir sniper'a dönüştürür. Yani siz bu bilgileri işte çok fazla psikoloji, tarih, sosyoloji vesaire bilip bunun artistliğini yapabilirsiniz. Ama matematik ve algoritmik arka planınız varsa hangi bilgiyi nasıl kullanacağınızı, nasıl pratiğe geçireceğinizi, nasıl yorumlamanız gerektiğini ya da nasıl o bilginin gerçekliğini anlayabileceğinizi buradaki ayarlamaları yapar. Dolayısıyla benim bu beşeri disiplinlere ek olarak da bu tip pozitif disiplinleri de bünyeme entegre etmem gerekiyor. Ve ben bunları entegre ettiğim zaman artık donanım seti olarak, potansiyel olarak hazırım. Ondan sonra iki tane hikaye var. Az önce bir tanesine değindim. Gerçekten bu donanımın üzerine ezberi bozabilmem için bir, dertlenme gerekiyor. Az önce ifade ettim, takıntı seviyesinde dertlenme gerekiyor. İkincisi, zaten dertlenme varsa o da gelir ama ve bence çok önemlisi sabır, eskileri sebat dediği bize o gerekiyor. Çünkü biz şu anda az önce söylediğim o öğrenme sürecindeki farkındalık ya da belli sıkıntılarımızdan dolayı biz aslında madde bağımlısı olduk. Nasıl madde bağımlısı olduk? Ben sürekli senden hap çözümler istiyorum. Diyorum ki sevgili Sertaç, işte ben turizm sektöründeyim. Koronadan sonra ne yapmam gerekiyor? Tamam, şimdi sen bana 10 tane madde söyleyeceksin. Ben onları çatır çatır yapacağım ve birden süper işlerin baştan aşağı değişecek. Böyle bir dünya yok. Hiçbir zaman olmadı. Yani siz 10 adımda marka olmak kitabını okuyup marka olan ya da büyük marka olan gördünüz mü? Olamaz. Bunlar sadece destekleyici unsurlardır. Siz gerçekten derinleşmeden, doğru donanımı elde etmeden ve bunun üzerine sabır göstermeden, defalarca denemeden başarı elde edemezsiniz. İşte ezber bozma hikayesinin arka planındaki en kritik dinamikler bunlar. Ve eğer ben bu dinamiklere doğru bir şekilde hakim olursam, bu dinamikleri kanıma karıştırırsam, bünyeme entegre edersem, ben o zaman hangi sektörde olursam olayım, çalışan da olsam, iş sahibi de olsam, tüketici de olsam,
Ben her türlü ezberi bozarım ve akabinde de ona göre o dünyaya artık adapte olup o dünyada başarılı olmaya namzet olurum. Süper. Yani sorduğum soruların haricinde o kadar da böyle değerli katkı veriyorsun ki hiç şey yapmadan, hiç müdahale etmeden, araya da bir şey sokmadan dinliyorum. Gelen yorumlarda zaten bunun çok beğenildiğini, çok katkı olduğunu gösteriyor. Şimdi kitap dedin. Hemen kitaplarla istersen devam edeyim. Ondan sonra yavaş yavaş vedalaşırız. Sende 3 tane kitap var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hı hı. Hatta onların evet. İsimlerini de telaffuz edeyim. The Professional var. Ondan sonra Fabrika Ayarlarına Dön var. Bir de son kitap Mima değil mi? Mima. Ya nereden başladı bu yazma şeyi? Yani muhtemelen yıllardır yazıyordum da hani kitap yazma şeyi nereden geldi ve o ilk yazdığın kitabı yazman ne kadar sürdü? Ben de şimdi bir kitaba başladım da böyle birkaç satır yazmaya başladım. O süreci çok merak ediyorum. Şimdi aslında yazma hikayesi az önce dertlenmeden konuştuk ya. Benim kana karıştırma ile alakalı derdim var. Ve yazma benim öğrendiklerimi, okuduklarımı ve edindiklerimi kana karıştırma pratiğim. Aynı zamanda psikolojik rehabilitasyonum. Şimdi insanoğlu az önce bahsettiğim akışta, büyük debide çok fazla radyasyona maruz kalıyor. İş hayatında da, sosyal çevresinde de çok yoğun bir hayat yaşıyoruz. Ve birçok duyarana maruz kalıyoruz. Ve bilgi ve algı bombardımanına maruz kalıyoruz. Ve aslında nefes alamıyoruz. Ve herkesin nefes alma dinamiğini ve matematiğini bulması gerekiyor. Bulanlar biraz daha bu bombardımanı tırnak içinde yönetebiliyorlar. Yazı yazma hikayesi benim nefes alma dinamiğim. Bir nevi drenajım. O radyasyonu nötralize etme yöntemi. Yani bunu birileri okusa da okumasa da ben yıllardan beri zaten hep yazmayla, yani yazıyla bir münasebetim var. Okumayla ve yazmayla münasebetim var. Kitap hikayesi nasıl çıktı? Kitap hikayesi profesyonel hayatta çok yoğun bir şekilde ve birçok farklı boyutta çok şeye şahit oluyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Ve ben buradaki gördüklerimi, edindiklerimi ve farkındalığı arttırmak adına bir derdim vardı. Ve bu farkındalığı arttırmak adına derdimi de bir üçlemede topladım aslında. Bunu çok fazla insanlar bilmiyor. Yani bu kitaplar birbirinden bağımsız gibi gözüküyor ama aslında bunlar bir üçleme. Şöyle üçleme. The Professional, profesyonel hayatı karikatürize eden ve betimleyen ve profesyonel hayatın biraz daha o illüzyonlarıyla tırnak içinde dalga geçen ve belli şeyleri karikatürize eden bir kitap. Ama çok detaylı personalarıyla anlatan bir kitap. Fabrika Ayarlarına Dön ise profesyonel hayattaki o karikatürize edilen illüzyonu dürten bir kitap. Yani orada biraz yavaş yavaş insanı rahatsız eden hikayeler var. Ya evet böyle bir hayat yaşıyorum ama bir de bu var gibi gerçeklikle bağlantısını sağlamaya dair hikayenin olduğu bir kitap. Mima ise bir isyan kitabı. Artık hani seni dürtmüyorum, hadi artık kalk isyan et. Buradaki isyan bir hareket vesaire değil. Buradaki isyan insanın kendini, kendi varoluşunu, kendi anlam arayışını daha motive bir şekilde yapabilmesi ve farkındalığını arttırabilmesi üzerine daha sert bir kitap. Mima aslında bir roman, distopik bir roman. Ve bütün dünyanın şirket şeklinde yönetilmesini anlatan bir distopya üzerine geçen bir roman. Ve ilginçtir, Mima şöyle başlıyor. 2020 yılında büyük bir virüs olacağını ve o virüsten dolayı da birçok insanın öleceğini dünya çapında ve bunu çok detaylı, maalesef o kadar gereksiz detaya girmişim ki kendimden nefret ettim. Olacağını söyleyen bir kitap ve sonrasında da olaylar işte gelişiyor vesaire. Yani kitap hikayesi biraz böyle. Yazılma süreleri aslında oturup kitap yazıyorum diye yazmadım hiçbir zaman. Ama her zaman düzenli yazı yazan biriyim. Yani bir her gün ya da iki günde bir mutlaka bir şeyler yazarım. O yazıları belli bir bağlamda yazarım. Belli bir matematikte yazarım ve ondan sonra da onları birleştiririm. Bittiği zaman da kitap bitmiş olur.
Dolayısıyla ben yazı konusunda her zaman bu spor yapmak gibi. Yani her gün yapıyorsan kas yaparsın ve zinde kalırsın. Ama birden bana ilham gelsin ve ben birden bir koyayım, süper şeyler yazayım ve fark yaratayım gibi olmuyor ki benim hani okuduğum, gördüğüm dünyadaki büyük yazarların da her zaman için bir yazma disiplini var ve burada kritik şey de o. Dolayısıyla süre herhalde o şekilde ilerliyor. Çok teşekkür ederim Yüce. Valla ben aklımdaki soruları sordum. Hatta fazlasını da cevaplarını aldım. Şey gibi geçiyor benim için. Böyle bir hocadan ders dinliyormuş gibi geçiyor. Çok samimiyetle söylüyorum. Çünkü sadece soruya cevap vermiyorsun. Onu böyle tarihsel bağlamda değerlendirip bir gelecek projeksiyonuyla anlatıyorsun. Ben bu programı yaptıktan sonra bazen çünkü anlatılan her şeye birebir konsantre olamayabiliyorum. Arka taraftaki teknik detaylara hakim olmam gerektiği için. Ama bu programı yarın tekrar en baştan izleyeceğim ve bazı notlar alacağım. Çok çok teşekkür ederim. Yani ben aklımdaki bütün soruları sana ilettim. Senin eklemek istediğin şeyler varsa dilediğimiz kadar zamanımız var. Ondan sonrasında da vedalaşırız abi. Ben de çok teşekkür ederim. Zaten hani eklemek istediklerimi de hep sorularının satır aralarında memnuniyetle anlattım, keyifle anlattım. Çok güzel bir sohbet oldu. Onun için çok teşekkür ederim nazik davetin ve gerçekten bu güzel yönetim için ve profesyonellik için. Bence yeni nesil artık talk show'lar mı diyeyim, görüşmeler mi diyeyim birazcık daha böyle olacak ve ben bunların ve özellikle de senin yaptığını büyük reytingler getireceğini düşünüyorum. Eksik olma. Çok çok teşekkür ederim. O zaman anlıyorum ki burada vedalaşıyoruz yavaş yavaş. Ben seninle vedalaştıktan sonra seni stüdyodan, stüdyo diyorum artık ben buraya, stüdyo arkasına aldıktan sonra programı kapatacağım. İnşallah bir dahaki sohbetimiz çok daha keyifli konularla ilgili olur. Daha keyifli konularla ilgili olur. Ağzına sağlık, ayırdığın zamana sağlık. Çok çok teşekkür ederim Yüce. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Selamlar.